Gece ve ay denilince akla ilk gelen Karya ve Raya Lucaria Akademisi olsa da Lens Between'de medeniyetin yıldızlarla ilişkisi çok eskiye dayanıyor. Dağların tepelerindeki astrologlar neredeyse gökyüzüne dokunacak yüksekliklerde yaşıyorlardı. Ama fark ettiyseniz astronom değil astrologlar. Gökyüzünü araştırmak yerine inceleyerek kehanetlerde ve varsayımlarda bulunuyorlardı. Fal bakmaya benzese de Elden Ring evreninde yıldızlar gerçekten kişilerin kaderlerini kontrol ediyor. Yıldız ışığı parçaları kullanılarak kişileri kontrol edebilecek iksirler üretilebiliyor. Hatta Ember yani kehribar yıldızı ışıkları kullanılarak yarı tanrıları kontrol edebilecek iksirler yapılabilir. Yani yıldızlar kaderi belirlediği gibi bu yıldızların kontrolüyle ruhların iradeleri de kontrol edilebiliyor. Bunu Celestial Div eşyasının tanımında da görebiliyoruz. Bir zamanlar gecenin yıldızları kaderi belirlerdi. Ama bu yıldız ışığı parçaları aslında gerçek yıldızlardan gelmiyor. İnsan üretimi. Dağların tepesinde astrologlardan biri Primeval Current adı verilen ilkel akışı gördü. Ve görüşü gerçeğe dönüşerek yıldızlar Lens Between'e yağmaya başladı. Bu yağan sıvılar birikerek kristalleşti ve Glintstone'a dönüştü. Yıldız parçaları da bu şekilde oluştu. Astrologlar usturlaplar ile yıldızları incelerken onların görüşlerinden ortaya çıktılar. Astrologlar toprakta buldukları Glintstone kristalleri ile asalar yaptılar. Ve bu asalarla yıldızlarda gördüklerini gerçeğe dönüştürmeye başladılar. Böylece Lens Between'de büyü ortaya çıktı. Hikayedeki zaman aralıkları kesin olmasa da astrologlar gibi tarihin daha erken zamanlarında Earth Tree ve Marika'dan yıllar önce başka bir toplum Lens Between'e geliyor. Numen bölgenin dışından gelen ve ilk şehirleri kuran topluluk. Bu insanların dışarıdan geldiğini iki eşya sayesinde biliyoruz. Numen Rünü ve Marika'nın çekici. Kurdukları şehirler ise yerin altında bulunan ebedi şehirler. Marika ve Siyah Hançer suikastçilerinin Numen olduğunu biliyoruz. Roger'in anlattığına göre de bu suikastçiler ebedi şehirlerden geliyorlar. Eğer ebedi şehirlerin Numenor'a ait olduğuna hala inanmadıysanız, bu şehirdeki şişmiş karıncaları öldürürseniz Numen Rünü düşürdüklerini göreceksiniz. Oyun içerisinde Numen ırkından nadir bahsediliyor. Çünkü ebedi şehirler halkına verilen isim, Latince'de gece anlamına gelen Nox. Nox, astrologlar gibi geceyi ve yıldızlara aşırı önem veren bir toplum. Bunu anlamak için şehirlere bakmanız yeterli. Nokron, Noxtella ve yıldızları olmayan isimsiz ebedi şehir. Nox hakkında elimizde çok bilgi yok. Ama basit çıkarımlar ile şehirlerin ve bu toplumun tarihini anlamak mümkün. 3 ebedi şehir de Numen tarafından kuruldu. Ama şu an bulundukları yerlerde değil. Ebedi şehirler Greater Weir tarafından yerin altına sürgün edilmişti. Yani bu şehirler aslında yeryüzünde kurulmuştu. Lens Between'in haritasına bakarsak şehirlerin orijinal yerlerini bulabiliriz. Nokron, Caelid'de, Noxtella, Lyurnia'da, isimsiz şehir ise direkt Leyndell'de. Oyunu tekrar hatırlarsanız Leyndell'e bir yan kapıdan giriyoruz. Ana kapısı asla açılmıyor. Peki bu kapının arkasında ne var? Hiçbir şey. Çünkü Leyndell'in yarısı aslında bir ebedi şehirdi. Ve sonradan yerin altına gönderildi. Bunu anlamış olsak da ebedi şehirlerin sürgün edilmesi tarihin biraz daha ilerisinde ortaya çıkıyor. Haritaya tekrar geri dönersek ebedi şehirlerin bir yolla birbirine bağlı olduğunu görüyoruz. Bu yolların üzerindeki desenler de Nox kültüründen. Ancak yol kenarlarında ve Leyndell'de Earth Tree ve Marika heykellerini görüyoruz. Bunların hepsi de şu anlama geliyor. Altın düzen yani Marika'nın hükmü Nox'un içinden ortaya çıkıyor. Aslında isimsiz ebedi şehrin konumunu kullanarak bunu anlayabiliriz. Leyndell'e dikkatli bakarsanız şehrin ikiye bölündüğünü göreceksiniz. Üst ve Alt Leyndell. Üst Leyndell'in yapısı daha kendine özgüyken Alt Leyndell'de bulunan evler Celia ve Ordina'dakine benzer mimarilere sahip. Yani Üst Leyndell Marika'nın zamanında yapılmış daha yeni bir bölüm. Alt Leyndell ise ebedi şehir zamanından kalma. Aynı zamanda Alt Leyndell'de bir kilise bulunuyor. Böyle söylediğimde ilginç gelmeyebilir. Ama aklınıza şunu gelmesi lazım. Kiliseler Marika'ya ve Earth Tree'ye tapmak için inşa ediliyor. Alt Leyndell ise Marika'dan önce inşa edilmiş. Videoyu karıştırmak istemesem de burada başka bir konuya girmemiz gerekiyor. Marika'nın Numen içerisinden ortaya çıkışı. Kilisenin içerisinde Marika ile alakalı bir görsel bulunmuyor. Onun yerine duvarın tam ortasında bir ağaç rölyefi var. Ve bu rölyef oyunun başka hiçbir yerinde bulunmuyor. Aklınıza ilk Earth Tree gelebilir. Ama unutmayın ki bu kilise Alt Leyndell'de bulunuyor. Yani Earth Tree'den önce inşa edilmiş. Şansımıza Lens Between'de ismi geçen tek ağaç Earth Tree değil. Great Tree isimli ulu ağaç anlamına gelen bir ağaç daha var. Oyun içerisinde bu ağaç hakkında çok az bilgi var. Bir zamanlar köklerinin Earth Tree ile bağlı olduğunu ve tüm Lens Between'i sardığını biliyoruz. Bu kiliseden Nox zamanında bir ağaç inancı olduğunu anlasak da devamında yapacağım çıkarımlarda tahminler olacak. Yıldızlara ve Ay'a tapan Nox'un içerisinden çıkan yeni ulu ağaç dini gittikçe genişledi. Hatta belki de halkın arasında en yaygın inanca dönüştü.
Lens Between'deki yapılara bakarsanız iki farklı ağaç rölyefi var. Biri Marika'dan tanıdığımız Earth Tree, diğeri ise daha uzun olan ve daha eski yapılarda bulunan Ulu Ağaç. Stormveil Kalesi'nde bu rölyefler var. Benzerlerini Divine Tower'larda da görebiliriz. Bu kuleler Earth Tree çağından eski ama tam da Nox kültüründe değil. Bu kadar büyük yapıların Ulu Ağaç rölyefleriyle inşa edilmesi bu inancın gece inancını geçtiğine dair bir kanıt olabilir. Daha eski yapılar olan kalelere baktığımızda yine Ulu Ağaç rölyefleri görüyoruz ve içerilerinde bronz rahibeler var. Earth Tree zamanında Marika'nın ağacın özünü kutsama olarak dağıttığını biliyoruz. Rahibeler de muhtemelen Ulu Ağaç zamanında kiliselerde kutsama işlemi yapıyorlardı. Belki de Marika da bu rahibelerden biriydi. Ulu Ağaç inancının Nox'un orijinal inancı gece ve yıldızları geçtiğini biliyoruz. Ama oyuna baktığımızda bu ağacı herhangi bir yerde göremiyoruz. Sadece katakomblarda kökleri karşımıza çıkıyor. Eğer elimizdeki birkaç olayı birleştirirsek, Nox'un burada Ulu Ağaç dininden ayrıldığını tahmin edebiliriz. İki toplum bir arada yaşayabilse de iki inanç birbirine uyumlu değil. Greater Will kendi düzenini isteyen bir inanışken, gece ve yıldızlar daha çok kişisel kadere bağlı. Burayı daha detaya girmeden geçeceğim. Nox'un yer altına sürgün edilme sebebi muhtemelen Ulu Ağaca ve inanışa karşı yaptığı bir saldırıydı. Nox eşyalarının tanımında, uzun zaman önce Nox Greater Will'i kızdırdı ve yer altına sürgün edildi. Şimdi sahte bir gecenin altında yaşıyorlar. Bilgisi veriliyor. Bu sürgün ve ihanet hakkında diğer videolarda daha çok konuşacağım. Şimdilik burada bırakmamız gerekiyor. Nox, Ulu Ağacı yok ettikten sonra yer altına gönderildi. Ve bu ağacın kalıntılarından Greater Will ve Marika'nın güruhu Earth Tree'yi ortaya çıkardı. Bu süreci Stormveil Kalesi'ndeki heykellerde görebiliyoruz. Ulu Ağacın kütüğünden birçok filiz büyüse de en sonunda sadece bir tanesi galip geliyor. Marika ve Godfrey'nin Earth Tree'si. Ebedi şehirlerin kuruluşu ve sürgünü arasında ne kadar süre olduğunu bilmesek de bu sırada astrologların dağ tepelerini terk edip güneye indiklerini biliyoruz. Tahmin ettiğiniz gibi büyüyü bulan astrologlar Lyurnia'da Raya Lucaria Akademisi'ni kuruyorlar. Tahminimce akademinin kuruluşu ebedi şehirlerin sürgününden önce gerçekleşiyor. Eğer Raya Lucaria'nın etrafına bakarsanız altındaki şehrin batmış olduğunu ve köprülerin yıkılmış olduğunu göreceksiniz. Bölgenin başına gelen felaket ise muhtemelen Noxtel'e yer altına gönderilince gerçekleşiyor. Tüm şehrin yer altına gönderilmesiyle bölgenin tüm coğrafyası değişime uğruyor. Akademinin başlangıcı ilkel akışa ulaşabilen ustalarıyla başlıyor. Azur ilkel akışta bir karanlık görüyor ve kendi akış büyüsünü oluşturuyor. Karolos isimli bir büyücü ise Azur'u takip etmeye karar veriyor ve kuyruklu yıldızları inceleyen Karolos ekolünü oluşturuyor. Diğer usta Lusat ise büyük bir yıldız kümesinin yok oluşunu gördükten sonra Stars of Ruin büyüsünü oluşturuyor. Olivinus ekolü de Lusat'ın izinde meteorları incelemek için kuruluyor. Raya Lucaria tarihinde 4 farklı ekole ev sahipliği yapıyor. Haime ekolündekiler akademide yargıçlık, dışarıda savaş büyücülüğüyle uğraşıyor. Hierodas ekolü akademinin dışında göçebe olarak eğitime devam ediyor. Twin Sage ekolü ise akademideki en iyi büyücüleri kapsıyor. Dördüncü ekol Lazula ise kronolojik olarak sonuncu ve akademiye aykırı bir ekol. Beyaz cübbe giyen Lazulaylar ay ve yıldızları eşit görüyor. Ay en başından beri gökyüzünde yer alsa da büyücüler tarafından yıldızlar kadar önemli görülmüyor. Hatta büyülerin hiçbirinde kullanılmıyor. Ta ki genç bir cadı ay büyüleriyle akademiyi cezbedene kadar. Akademinin başına geçen Renala, liderliğini yaptığı Glintstone şövalyeleriyle birlikte Karya ailesini kuruyor ve akademide yeni bir dönem başlıyor. Muhtemelen de bu dönem içerisinde iki büyük usta Lusat ve Azur akademiden kovuluyor. Kovulmaları kesin olsa da ne zaman olduğuna dair bulabildiğimiz tek ipucu Karya ailesinin ilkel akışa karşı olması. Azur ve Lusat ise bu seviyeye gelebilen tek büyücüler. Fakat akademi bu ustalardan kurtulmuş olsa da içlerinde daha tehlikeli bir büyücü çalışmalarına devam ediyor. Glintstone'un nasıl oluştuğunu bilsek de ne olduğu hakkında bir fikrimiz yok. İçindeki enerjiyi kullanarak görüşlerin gerçekleştirildiğini biliyoruz. Peki bu enerji nedir? Aslında bunun oyunda direkt cevabı var. Glintstone is the amber of the cosmos. Golden amber contains the remnants of ancient life and houses its vitality. While glintstone contains residual life and thus the vitality of the stars, it should not be forgotten that glintstone sorcery is the study of the stars and the life therein. Oyunun içerisinde kehribar ve glintstone'un farkı her şeyde belli oluyor. Kaynağı Earth Tree ya da tanrılar olan eşyalarda kehribar bulunuyor. Renala'nın yumurtası, Earth Tree'nin özünden yapılan madalyonlar ve tanrıların kaderini kontrol eden kehribar yıldız ışıkları. Glintstone ise sadece insanlar tarafından kullanılıyor. İçlerinde bulunan hayatın kanıtları da aslında açık. Karşımıza birçok kez çıkan kristalyenler.
Bu yaşam formları uzun zaman önce Glintstone'dan yontulmuş. Şu anda ise sayılarını arttırması için yaratıcılarını bekliyorlar. Kristalyanların varlığı, kristallerin bilinç taşıyabildiğini kanıtlıyor. Magic Downpour büyüsünden Kristalyanlar ve Karyan'ın bir anlaşma yaptığını öğreniyoruz. Glintstone'un bilinç ve hayat taşıdığı bilgisi akademide büyük önem taşıyor. Çünkü kristaller saflıklarıyla ilkel akışa insanlardan çok daha yakınlar. Ve akademideki büyücülerden biri, bir cadı, ilkel akışı tekrar büyücülüğe sokmak için her şeyini vermeye hazır. Selen, akademide görülmüş en iyi büyücülerden biri. Belki de bu yüzden akademinin açılışından yıllar sonra yeni bir ekol oluşturmayı başarıyor. Bu ekol sonradan akademinin kabusu haline gelecek olsa da. İlkel akış üzerine çalışmaya başlayan Selen, önceki ustalar gibi yıldızlara bakmak yerine daha farklı yollar deniyor. Yıldızlar insanların kaderini belirliyor. İçlerinde yaşam ve bilinç bulunduruyorlar. Eğer üstüne biraz düşünürseniz insanların yıldızlar geldiği sonucuna ulaşabilirsiniz. Selen'in yaptığı da bu. Cadı ona saygı duyan öğrencilerini toplayarak Graven okulunu açıyor. Graven oyulmuş ya da kazınmış demek. Selen de diğer büyücülere bunu yapıyor. Onları yontuyor, oyuyor ve onları yıldız tohumlarına dönüştürüyor. Graven Witch adını alan Selen deneylerine gizlice devam etmeyi başarsa da bir süre sonra okuldan atılıp sürgün ediliyor. Bu tohumların amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını bilemiyoruz. Çünkü sadece etraflarındakine rastgele büyü fırlatıyorlar. Karyan'ın geri kalan tarihini ana hikaye videosunda anlatmıştım. Ama burada da birkaç detay vermek zorundayım. Radagon ile evlenen kraliçe Renala'nın 3 çocuğu oluyor. Rykard, Gelmir Dağı'na Praetor olarak atanıyor ve orayı yönetmeye başlıyor. Radan'ın atı onu taşıyamayacak duruma geliyor. Ve yerçekimi büyülerini öğrenmek için Celia'ya gidiyor. Prenses Rani ise ormanda bir kar cadısı ile karşılaşıyor. Ve ondan buz büyüleri öğrenmeye başlıyor. Bu kar cadısının kim olduğu hakkında hiçbir fikrim ya da teorim yok. Çocukları hayatlarını devam ettirirken Radagon Renala'dan ayrılıyor ve Dolunay Kraliçesi akıl sağlığını tamamen kaybediyor. Renala'nın düşündükleri kahraman olmadığını anlayan akademi liderlerini kütüphaneye kilitledikten sonra ailesi Karya'ya savaş açıyorlar. Akademi Kuku Şövalyeleri ile birlikte kuzeye doğru ilerliyor ve Karya Malikanesi'nin altında bulunan şehri yerle bir ediyorlar. Karya hazırlıksız yakalanmış olsa da oluşturdukları büyü ile akademiyi geri püskürtmeyi başarıyorlar ve gönderdikleri şövalyeleri kendi kuklalarına dönüştürüyorlar. Karya ve Raya Lucaria Akademisi'nin tarihi burada sona eriyor. Raya Lucaria Akademisi savaşta kapılarını kilitliyor, Karya ise Shattering'in ardından malikaneyi korumaya devam ediyor. Ebedi şehirler sürgün edilmiş olsa da bir şehir hariç diğerleri çalışmalarını durdurmadılar ve intikam için hazırlandılar. Leyndir'in yarısını kaplayan ebedi şehrin tarihi biraz daha karışık. Diğer şehirlerde bulunan deneyler burada hiç başlamamış, şehir yok edilmiş ve geceleri kayıp. Yerin altına girdikten sonra bir Aster tarafından saldırıya uğruyorlar ve geceleri çalınıyor. Bu saldırının ve bu şehrin sürgününün tam tarihini tahmin etmek çok zor. Çünkü oyunun fragmanına bakarsanız Shattering Savaşı'nda orduların ana kapıya doğru ilerlediğini görüyoruz. Bu da Leyndell'in yarısının hala yerinde olduğunu gösteriyor. Geliştiricilerin yaptığı bir hata olabilir ya da bu ebedi şehir savaştan sonra sürgün edildi. Nokron ve Noxtella'nın tarihini anlamak çok daha kolay. Nox eşyalarının tanımı şöyle devam ediyor. Şimdi sahte bir gecenin altında yaşıyorlar. Hükümdarlığının geleceği umuduyla. Yıldızların çağının ve gecenin lordunun. Yer altında oldukları süre aslında sadece bekleyişle geçmiyor. Mimiktir eşyasının tanımı bunu açıklıyor. Mimiktir'ler ebedi şehirlerin lord üretme deneylerinin sonuçlarından biridir. Mimiktir tek deneyleri değil. Hatta neredeyse tüm varlıklarını buna adamış durumdalar. Örtenin'in düşmanı olan ebedi şehirler düşünce olarak da tam karşısında durduğunu söylemiştik. Düzen ve kader olarak farklı fikirleri savunuyorlar. Oyunda bu renkler ile de gösterilmiş. Marika ve Örtrin'in rengi altınken Nox ve Ebedi şehirlerinin rengi gümüş. Bunu yerin altında büyüyen bitkilerde bile görebiliyoruz. Bu gümüş Silver Tear adı verilen gümüş gözyaşından geliyor. Bu yaşam formları doğal olarak mı ortaya çıkıyor yoksa Nox'un üretimi mi bilmiyoruz. Ama Ebedi şehirlerin neredeyse her şeyde bu canlıyı kullandıkları açık. Sıvı formda yaşayan gümüş gözyaşları sertleştirilerek kılıç bile yapılabiliyor. Ama daha çok Nox bu canlıları kendi lordlarını yaratmak için kullanıyorlar. Gümüş gözyaşlarını şehirlerde görüyoruz. İnsana dönüşenler, elektrik atanlar, mızraklılar, trole dönüşenler, top halinde olanlar. Tahtlarda oturan iskeletler de muhtemelen bir lord deneyi. Nox'un yaşam deneyleri aslında lordları ile kısıtlı değil. İskeletin altında da bir ejderimsi yaratık ile karşılaşıyoruz. Dragonkinler ebedi şehirlerin ejderha yaratmaya çalışırken ortaya çıkardığı bir canlı. Ama deneylerinin çoğu gibi bu ejderler bozuklar. Uçamıyorlar, yıldırımları donmuş ve bacakları çalışmıyor. Bacak sorunu başka bir gümüş özelliği taşıyan canlıda daha var. İlk jenerasyon albinörekler cinsiyetlerine göre bacakları ya çalışmıyor ya da yavaşça yok oluyor. Kadınları bunu aşmak için kurtlara biniyorlar ve bir nedenle daha gençler. Erkekleri ise sadece yerde görüyoruz.
Bu sorun ikinci jenerasyonda çözülmüş. Gözle görülebilecek şekilde daha atletikler. Ama bunların sorunları daha farklı. Albinoreklerin Nox tarafından üretildiğine dair oyun içerisinde kesin bir kanıt yok. Ama öldürdüğünüzde düşen kan pıhtıları gümüş renginde ve insan yapımı olduğunu söylüyor. Böyle deneyler yapan tek topluluğunda ebedi şehirler olduğunu düşündüğünüzde bağlantıyı yapmak çok da zor değil. Hatta oyundan silinen bir diyalogda büyücü Tops şunu söylüyor. Oh, one more thing. Beware the Albinoreks. The curse withered the legs of the old and silenced the tongues of the frogs. And now they hold deep grudges for anyone left untouched. Ebedi şehirlerin hiçbir lord üretme girişimi sonucuna ulaşmadı. Ama bir gün dışarıdan bir teklif geldi. Renala ve Radagon'un kızı Prenses Rani, Maliket'ten ölüm rününü çaldı ve ritüellerle siyah hançerleri üretti. Nox ise kendilerine bağlı olan Celia'nın büyülerini kullanarak görünmez siyah hançer suikastçilerini yarattı. Ve böylece ebedi şehirler intikamlarını almak için hazır hale geldi. Empyrean olarak seçilen Rani, parmaklara itaat etmek zorundaydı. Üzerindeki kontrolden kurtulmak isteyen prenses, siyah hançerler gecesini harekete geçirdi. Üretilen bıçaklar ile Godwin'in sırtına lanet izinin yarısı ve Rani'nin sırtına ise diğer yarısı çizildi. Böylece Godwin'in sadece ruhu, Rani'nin ise Empyrean vücudu öldü. Komplonun sonucunda ebedi şehirler Marika'nın yarı tanrılarına suikastlar düzenledi ve intikamlarını aldılar. Rani, Greater Will'in kontrolünden kurtuldu ve ruhunu taş bir bebeğe koydu. Maalesef Prenses Rani'nin hikayesi burada duruyor. Lens Between'deki bireylerin kaderi yıldızlara bağlı. Ve Karya ailesi için bu bağlılık çok daha yoğun. Ancak yıldızlar şu an hareket etmiyor. Onları gökyüzünde tutan General Radan yüzünden. İhanetin ardından Elden Ring, Marika tarafından parçalandı. Ve parçalanma savaşında yeni bir lord seçilemedi. Böylece Lens Between'den sürülen lekelenmişler geri çağrıldı. Ve bir lekelenmişin sayesinde yıldızlar tekrar hareket etmeye başladı. Ama kaderin hareketi sadece Rani'yi etkilemiyor. Akademiden kovulan Selen ile karşılaşıp onun öğrencisi olabiliyoruz. Ve bir süre sonra Selen bize bir görev veriyor. Karşımızda duran aslında Selen'in gerçek vücudu değil, bir projeksiyon. Bizden zincirlenmiş vücuduna gidip Glintstone'a koyduğu ruhunu almamızı istiyor. Kaderin harekete geçmesi aslında Selen'in korkmasına sebep oluyor. Çünkü bu onu avlayan Jeren'in artık meşgul olmadığı anlamına geliyor. Bu kristali kullanarak Selen'e yeni bir vücut verebiliriz. Ama ruhu olmayan uygun bir vücut nerede bulabiliriz? Garip bir şekilde Selen'e tıpatıp benzeyen, hatta onun kıyafetlerini giyen bir vücut Selovis'in gizli odasında duruyor. Artık özgür olan Selen ile birlikte Raya Lucaria Akademisi'ne saldırarak Renala'yı alt ediyor ve yerine yönetici olarak Selen'i koyuyoruz. Tabii ki de Selen'in yaptığı ilk şey akademiye ilkel akışı geri getirmeye çalışmak. Böylece ustalar Lusat ve Azur'u bulmak için yola çıkıyoruz. Ve ikisini de beklenmedik bir durumda buluyoruz. İlkel akış üzerine çalışan ustaların beyinleri tamamen kristale dönüşmüş. Ve Glintstone vücutlarında büyümeye başlamış. Hatta tamamen taş gibiler. Yerlerini Selen'e söyledikten sonra vücutları akademiye getiriliyor. Ve Selen muhtemelen başından beri yapmak istediği şeyi ustaları kullanarak yapıyor. My friend, I... Bly'da yardım edip Radan'ı yendikten sonra Rani'ye katılabiliyoruz. Bizden ilk istediği şey düşen meteorla yolu açılan Nokron'un gizli hazinesi. Fingerslayer Blade, Two Fingers'ı öldürebilen bir bıçak. Ve prensesin Greater Will'den tamamen kurtulabilmesi için gerekli. Aynı anda da Blight'ın kaybolduğunu fark edeceksiniz. Blight, Greater Will tarafından Rani'ye verilen bir gölge. Ve herhangi bir isyan halinde Rani'yi öldürmek zorunda. Bu nedenle de prensesin demircisi Iji, Blight'ı bir Ever Jail'e hapsediyor. Rani ise bıçağı aldıktan sonra Selous'i kuklaya dönüştürüyor ve tek başına görevine devam ediyor. Prensesin ayrılışıyla birlikte Renan'ın kulesinin kilidi açılıyor ve tepesinde bir geçit buluyorsunuz. Ainzel Nehri'ne vardığınızda yerde minyatür Rani bulunuyor. Rani bu formunda konuşmayı reddetse de ısrarın ardından yeni bir görev veriyor. Two Fingers'ın arkasından gönderdiği gölgeleri öldürdükten sonra Rani bize bir anahtar verip terk ediyor. Anahtar Raya Lucaria'daki sandığı açıyor. İçinde ise bir nişan yüzüğü var. Bu yüzüğü aldıktan sonra Astel'i yeniyoruz ve Moonlight Altar'a çıkıyoruz. Katedrale gidip aşağı indiğimizde ise Rani ve öldürdüğü Two Fingers ile karşılaşıyoruz. Ve yüzüğü takarak onunla nişanlanıyoruz. Rani'nin lordu olduktan sonra prenses geceye kendi düzenini bulmaya gidiyor. Blight'ı ise vahşi bir halde Rani'nin kulesinin önünde buluyoruz. İhanetin ardından Rani'yi öldürecek olsa da son bir kere onu koruyarak Nox'un suikastçilerini öldürmüş. Iji'ye Blight'ın ölümünden bahsettiğimizde ise
yanlış yaptığını anlıyor ve Blythe ile buluşacağını söylüyor. Tekrar gelirseniz Iji'yi siyah hançerlerin öldürdüğünü görüyoruz. Rani ve Ebedi Şehirler birlikte çalışmış olsa da bu anlaşma muhtemelen sadece komple kapsıyordu. Nokron'dan hançeri çaldığımızda da Nox harekete geçti ve Rani'ye düşman oldu. Onlar da Rani gibi yıldızların çağını istese de kontrolün kendilerinde olmasını istiyordu. Kendilerinden bir tanrı ve Lord ile. Evliliğimizden sonra yapmamız gereken tek şey Earth Tree'ye girip Elden Lord olmak ve altın düzen yerine Rani'nin düzenini getirmek. Eğer hikaye ile ilgili tartışmaları internetten takip ediyorsanız Rani'nin sonunda sözlerin yanlış çevrildiği söylenmişti. Aslında yanlış değil. Çünkü oyundaki çeviri ve oyuncuların doğru çevirisi anlamca aynı. Sadece oyunda sözler daha sanatsal ve ağdalı. Rani Empyrean olarak doğduğu için başkalarının kontrolü altında yaşamış biri. Ve kontrol altın düzenin en büyük özelliği. Marika'nın düzeninde ölen herkes Earth Tree'nin köklerine gömülüyor ve dallarından tekrar doğuyor. Yani ölüm ve yaşam tamamen Marika'nın kontrolü altında. Aynı sebeple farklı özellikleri olan bilinçli varlıklar hor görülüyor. Misbegotten'lar, Omen'lar, Albinurek'ler bunlara örnek. Rani'nin düzeni ise bunun tam tersi. Kendisinin de söylediği gibi düzeni alıp Lens Between'den ayrılmak istiyor. Böylece altın düzenin duygu, inanç gibi olgularda sağladığı kesinlik yok olacak ve herkes kendi kaderiyle baş başa kalacak. Mine will be an order not of gold, but the stars and moon of the chill night. I would keep them far from the earth beneath our feet. As it is now, life and souls and order are bound tightly together. But I would have them at a great remove, and have the certainties of sight, emotion, faith and touch. All become impossibilities, which is why I would abandon this soil with mine order. Wouldst thou come to me even now, my one and only lord?